İyi akşamlar değerli izleyenler. Yine bir Perşembe akşamında saatler 21.30'u gösterdiğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gündemiyle yeniden karşınızdayız. Evet, ülke gündeminde konuları tartışacağız, iç gündem diyeceğiz bu akşam ama hangisinin ucundan tutup hangisini tartışacağız bilmiyorum. Bu konularda ehil bir kişi, bilir kişiye danışacağız ülke gündemini. Evet, Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler Genel Başkanı Sayın Özkan Yorgancıoğlu bu akşam stüdyomda konuğum olacak. İyi akşamlar efendim, hoş geldiniz. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Nasılsınız bu sıcak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gündeminde? Evet, hem gerçek anlamda bir sıcak vardır, doğal bir sıcaklık vardır. Hem siyaseten bir sıcaklık vardır. Özellikle dün Bakanlar Kurulu'nun aldığı karardan sonra ülkemiz sanki de bir siyasi alevlerle bir yangın yerine dönüşmüş gibi görülmektedir. Çünkü gerçekten şimdiye kadar ilk kez böyle bir karar alınıyor. İlk kez olması önemlidir ama daha önemlisi hukuk dışı bize göre bir karar olduğu için, anayasal temelleri olmadığı için önümüzdeki günlerin tartışma konusu olacak diye görülüyor. Zaten şimdiden bütün basın yayın organları ve bütün muhalefet partilerinin de bir karşı duruşu vardır. En azından çoğunun vardır. Geriye kalan da sessizdir. Henüz bir değerlendirme sürecindedir ama önümüzdeki günlerin bu nedenle de sıcak olacağını görüyoruz şimdiden. Evet, aslında dünkü Bakanlar Kurulu'nun yasa gücünde kararnamesinden sonra hemen hemen ülkenin gündemi, ülkeyi bekleyen olaylar ve gazetelerin uzunca bir süre manşetlerinde yer alacak konu başlıkları, yani biz basın mensuplarına aslında çok güzel malzemeler çıktı. Keşke bu malzemeler bu şekilde çıkmasaydı. Daha farklı bir şekilde ortaya atılsaydı ama çok da değişik bir noktaya parmak bastınız. Az önceki değerlendirmenizde hukuksal açıdan değerlendirdiniz kısa bir cümleyle. Ben bunu biraz açmak isteyeceğim. Alınan karar 90 gün süreyle Başkan Bulutoğulları ve meclis üyeleri zorunlu izne ayrıldı. Çıkarıldılar. İşte Sayın Kaymakamımız vekalet edecek. Bütün yetkiler ona devredildi. Bunlar hukuka uygun mu değil mi? Tabii hiçbirimiz avukat değiliz. Ama birazcık yasal prosedürü bilen insanlar bunların ne şekilde işlemesi gerektiğini de çok iyi biliyor. Hükümet bir belediyeye, özellikle Başkent Belediyesi bu belediye, el koydu. Yani bunun kısa özeti bu. Evet. Yasal mı bunlar? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Kanun gücünde kararname, anayasaya baktığımızda eğer meclis çalışır vaziyette iken değiştirilmesi mümkün olan bir yasanın, yani anayasaya aykırılık içermeyecek şekilde değiştirilmesi mümkün olmayan bir yasanın, değiştirilmesi mümkün olan bir yasanın muhtemel zararları önleme adına değiştirilmesi geciktiğinde zarar ortaya çıkması halinde kanun gücünde kararnameyle bu zararın önlenmesi adına yapılan bir işlemdir. Kanun gücünde kararname. Ama meclis eğer açık olduğunda bile yasa ile değiştirilmesi anayasaya aykırı ise, bu konularda zaten kanun gücünde kararname yapılması da mümkün değildir. Bu bakımdan İşin özünün ötesinde teknik olarak da bu anlamda kanun gücünde kararname çıkarılması doğru değildir. Çünkü meclis açık olsaydı bile bu anayasaya aykırı bir değişiklik olacağı için kapalı olduğu noktada kanun gücünde kararname ile yapılması da doğru değildir. Birinci nokta bu. İkincisi, yerel yönetimler seçimle iş başına gelen insanları yönettiği yerlerdir. Dolayısıyla merkezi hükümetin halk iradesiyle iş başına gelen yerel yöneticileri izne çıkarmak gibi bir yetkisi yoktur. Üçüncüsü, anayasanın 112. maddesi der ki, eğer ekonomik konularda gecikmesi halinde
zarara uğraması söz konusu ise kanun gücünde kararname yapılır. Bu aynı gün meclise sunulur. 60 gün içerisinde yasalaştırılır. Peki ben tabi madde devam eder ve der ki kanun gücünde kararnamelerle hiç kimsenin siyaseten ortaya çıkmış siyasal hakları engellenemez ve kişisel hakları engellenemez. Şimdi burada bir engelleme vardır. Zorunlu izne çıkarmak demek onların siyaseten haklarını engellemek demektir. Kişisel haklarını engellemek demektir. Çünkü siz bu insanları mahkeme mahkum etmeden suçluymuş gibi davrandınız. Üçüncüsü, hele hele CTP'lileri ve muhalif belediye meclis üyelerine ki 2,5-3 yıldır bu belediyede usulsüzlük vardır, bu belediyede yolsuzluk vardır. Bu belediyenin Sayıştay tarafından denetlenmesi gerekir, bu belediye başkanının mahkemeye çıkarılması gerekir demiş olmalarına rağmen onları da aynı kefeye koymak gibi bir sonuç vardır. Ve yine anayasanın 128. maddesi der ki olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanı'nın Bakanlar Kurulu'na başkanlık yapması durumunda kanun gücünde kararname yapılabilir. Şimdi dünkü Bakanlar Kurulu'na Cumhurbaşkanı başkanlık yapmadı. Evet, memlekette olağanüstü hal de yoktur. Dolayısıyla ne 112. maddeye ne 128. maddeye yani kanun gücünde kararname çıkarılmasını öngören anayasanın ne 112. maddesine ne 128. maddesine baktığımızda böyle bir uygunluk söz konusu değildir. Yani anayasaya da aykırıdır. Ve yine yerel yönetimler yasasında der ki belediye başkanının izne çıkmasını, izinden dönmesini, eğer istifa ederse istifasının kabul edilmesini belediye meclis üyeleri onaylar. Yani yerel yönetimler yasasında da belediye başkanının izne çıkmasını, izden geri dönmesini veyahut da istifa etmesi halinde kabul edilmesini belediye meclisi kararıyla mümkün olacağını öngörür. Yani bu yasada da hükümete bu konuda herhangi bir karar almak yetkisi verilmez. Yani açık kapı yok aslında evet. Yasada bunlarla evet. Alınan kararlarla ilgili. Tabii bu işin hukuksal yanı. Evet. Peki ama bu işin bir de etik yanı var. Bu işin bir de adli yanı vardır. Şimdi Sayıştaylık Lefkoşa Türk Belediyesi ile ilgili, başkanıyla ilgili ve altında imzası olan belediye meclis üyeleriyle ilgili bir suç duyurusunda bulundu. Evet. Ve bu Sayıştay raporları savcılığa ve polise iletildi. Bu yetmedi. Partimizin belediye meclis üyeleri de suç duyurusunda bulundu ve gitti polise ve savcılığa şikayette bulundu. Bu belediyede usulsüzlük vardır, bu belediyede yolsuzluk vardır, bu belediye yasalara rağmen yasaların öngördüğünün çok ötesinde borçlanmıştır ve bu paraların nereye harcandığı belli değildir. Peki ben merak ediyorum. Bu polis nerededir? Bu savcılık nerededir? Mahkemeler niye çalışıp kimin suçlu kimin suçsuz olduğunu ortaya çıkarmıyor? Niye bu iş savsaklanıyor? Çünkü mahkemeler karar vermediği sürece bir insanın suçlu olup olmadığına bir başkasının hükmetmesi doğru değil. Mümkün değil bir de. Aslında... Ama bakın burada aslında hükümetin yaptığı bu uygulama işin adli yönünü örtmeye yönelik de bir operasyondur, bir atraksiyondur. Siz hepsiniz suçlusunuz, ben işin doğrusunu yapacağım. Halbuki hükümet de suçlu. Çünkü yasanın öngördüğü miktarın üstünde borçlanmasının altında Bakanlar Kurulu'nun imzası vardır ve aynı bakanların imzası vardır. Bugün Cemal Bulutoğlu'larını ve belediye meclis üyelerini görevden alan Bakanlar Kurulu'nun imzası vardır. Yani istifa etmesi gerekirken aslında gereken biri varsa evet Cemal Bulutoğlu istifa etmelidir ama hükümet de istifa etmelidir. Çünkü bu suçun altında onların da imzası vardır. Ama bunu örtmek için ve havasında, memleketi kurtaran kahraman havasında Ulusal Birlik Partisi hükümeti bir atraksiyon geliştiriyor. Bunu kabullenmek mümkün değildir. Ne yasal olarak mümkündür, anayasal olarak mümkün değildir yani.
ne de etik olarak, hukuksal olarak ve yargı anlayışı olarak kabul etmek mümkün değildir. Bu şeye benzer aslında. O bir toplantı yapsın halk, desin ki biz hükümeti görevden aldık. Seçim olmadan. Mümkün mü bu? Yani demek ki bu açık kapı yapıldıktan sonra mümkün olabilecek. Yani onun için evet. Hükümetin bu işi yapması yerine polisin, Sayıştay'ın, CTP'li belediye meclis üyelerin suç duyurusunda bulunduğu günden itibaren yargının süratli karar vermesi için savcılığı harekete geçirmesi gerekirdi. Savcılık hükümetin denetiminde bir kurum. Niye bunu yapmıyor? Niye bu paraların nereye gittiğini ortaya çıkaracak bir çalışma yürütülmüyor? İddialar var biliyorsunuz, 10 milyon sterlinlik borcun 3 milyonunun falan seçimlerde kullanıldığıyla ilgili UBP'nin bakanlarının bunun altında imzası vardır. Bu karar belediye meclisi karar almadan önce bakanlar kurulu tarafından karara bağlanmıştır. Bu iddiaları hep beraber okuduk. Basından, radyolardan, televizyonlardan dinledik. Niye bunlar, yani hukuk sistemi, adalet çalışmıyor, bu sistem çalışmıyor da kural dışı, yasa dışı işler yapılıyor. Zaten Lefkoşa Türk Belediyesi'nin bu noktaya gelmesinde yasa dışı davranışların ortaya çıkardığı bir sonucun etkisi yok mudur? Yani siz yasa dışı olarak, bakanlar kurulu olarak belediyenin borçlanmasına onay vereceksiniz. Yasalara rağmen %20'sinden fazlasını borçlanamaz demesine rağmen onay vereceksiniz. Bu ayıbınızı örtmek için de sonra bu suçu başkalarına atacaksınız. Peki yarın Lefke Belediyesi'nde görevden alacak mı? Onda da borç vardır. Onda da açmaz vardır. Onda da ödeme zorluğu vardır. Bir başka belediyeyi görevden alacak mı? Niye bunları hukuk içerisine taşımıyor? Niye hukukun bu konuda süratli karar vermesini sağlamıyor hükümet? Peki tam da bu noktada şunu söyleyeceğim. Diğer belediyelerden de bahsettiniz. Onlara da geleceğiz aslında. Onlar da çok ciddi bir problem. Çünkü birçok belediyede de sorunun olduğunu, dediğiniz gibi borçların olduğunu biliyoruz. Ve bunlar yavaş yavaş Lefke Belediyesi ile işte patlak vermeye başladı. İlk önce Lefkoşa Türk Belediyesi, ardından Lefke Belediyesi. Şimdi görünen, buzdağının görünen yüzleri ortaya çıkmaya başlıyor. İnşallah zincirleme bir halka halinde bütün belediyelerdeki sorunlar bir anda ortaya çıkmaz. Çünkü bu ülke bunu kaldıramaz. Ama dün Bakanlar Kurulu toplandı. Daha önce işte Sayıştay'a raporuna, işte Anayasa Mahkemesi'ne başvurular yapıldı, şikayetler yapıldı. Sizin partinize mensup belediye meclis üyeleri şikayetlerini yaptı. Hatta o zaman bayağı bir paparalar kopmuştu. Nasıl böyle şikayetler yapılıyor? Bir sürü de yazılar yazılmıştı, çizilmişti. Ama diyelim ki hiçbir şey değerlendirilmedi. Dün Bakanlar Kurulu toplandı, bu kararı çıkardı. Peki bu kararın haricinde Bakanlar Kurulu daha farklı nasıl bir karar üretebilirdi ki Belediye Emekçileri Sendikası da diğer taraftan Sayın Savaş Bozat bir açıklama yaptı. Yani bu 90 günlük zorunlu izne çıkarılma bizi tatmin etmedi diye. Siz de dün sorun çözülmedi zaten. Evet, siz yani de dün burada, zaten gidip oraya destek belirttiğinizde evet, bunları söylemiştiniz. Ama sorun çözülmedi zaten. Yani bu 90 gün alınsa da, sorun çözülse de, insanlar rahatlayacak olsa, işçiler maaşlarını alacak olsa ve Lefkoşa Türk Belediyesi'nin 200 trilyon liralık borcu ortadan kalkacak olsa, yani insan bunu belki bir değerlendirir der ama öyle bir durum da yoktur. Yani bu karar aslında yeni bir felaketin ve yeni bir kural dışılığın başlangıcıdır. Belki de bu göreve atanan insanlar iki kez düşünmek zorundadır bu görevi kabul edip etmemekle. Çünkü anayasal hak değildir böyle bir şey yapmak. Hükümetin hakkı değildir. İkincisi, hükümet şunu açıklamak zorundadır. Lefkoşa Türk Belediyesi'ni bu karardan sonraki, bize göre anayasal değildir, düzeltmek için ne yapmayı düşünür? Kaç tane işçi durdurtmayı düşünür? Bu borçlarını nasıl ödemeyi düşünür? Maaşları nasıl düzenlemeyi düşünür? Peki 90 gün tamamlandıktan sonra bugün suçlu diye addettiği ve izne çıkarttığı insanları geri getirecek mi? Ne olacak bu insanlar 90 günden sonra, ne olacak? O zaman suçsuz mu addedilecekler?
Ne olacak ya? Yani? Bunların cevabı yoktur. Ve ben eminim ki hükümet bunların cevabını bilmiyor. Biliyorsa da saklıyor insanlardan. Yani eğer yeniden işçiler atılacaksa, yeniden insanların maaşları kesilecekse niye söylemiyor bunları? Ki benim dün peki ben merak edip soruyorum. Bu noktaya gelinmesinde en çok etkisi olan mafya ilişkileri, surların içinin temizlenmesi ki onların da iddiaları vardır. Boşuna paralara gidiyor işte. Sayıştay'ın raporları vardır. Gereksiz yere paralar gidiyor. Bunlar ne olacak? Yani peki bunlarla ilgili hükümet bir tedbir alacak mı? Enver Bahçecilerin belediyeyi idare ettiği gerçeği ortadan kalkacak mı? Hatırlayın, 2 yıl önce seçimler olduğunda partimizin belediye başkan adayı Sayın Semavi Aşık söylememiş miydi bu ilişkilerden dolayı bu belediye batacak? Peki o zaman bu hükümet neredeydi? Niye bu tedbirleri almadı? Yani muhalefetten biri söyledi diye bunları doğru mu kabul etmedi? O zaman bir özür borçludur. Partimize de Sayın Semavi Aşık'a da bir özür borçludur. Niye bunları dikkate almadı? Bu ilişkilerden dolayı bu belediyenin batacağını söylememiş miydik biz parti olarak? Ben şunu gördüm. Bu ülkede kendi çıkarı için bireysel veyahut da partisel iş yapan hiç kimse bedel ödemediği için yargı önünde. Herkes, yani herkes demeyeyim, buna meyilli olanlar hep bu yanlışı yapmaya, kendi çıkarı için uğraşmaya devam etmiştir. Bu işlerin düzelebilmesi için bunun yargıyla bedel ödeme zamanı gelmiştir. Yargıyla ama, yargının dışında herhangi bir bedelden bahsetmiyorum ben. Bunun bedelini Sayın Cemal Bulutoğlu ödemelidir. Bunun bedelini Cemal Bulutoğlu'nun aldığı kararların altına imza atan belediye meclis üyeleri de ödemelidir. Bunun bedelini Ulusal Birlik Partisi de ödemelidir. Çünkü o da imza atmıştı bu borçlanmaların altına hiçbir gerekçe göstermeden. O da ödemelidir. Ve bunun bedelini yani hükümet de ödemelidir. Aksi takdirde hiçbir zaman bu işler düzelmeyecek. Bu işler üzeri örtülerek, perde önüne perde çekilerek, yok varsayılarak, işte bugün idare edelim durumu da yarına Allah kerim diyerek düzelmez. Bu işlerde suçu olan insanlar bedel ödemelidir. Yargı sonucu bedelden bahsediyorum. Tekrar altını çizmek istiyorum. Evet, hukuksal prosedür neyi gerektiriyorsa evet, o yapılmalıdır. Yani. Aksi takdirde hep geçmişte olduğu gibi gelecekte de bu usulsüzlükler, bu yolsuzluklar, bu mafya ilişkileri devam edecektir. Etmemelidir. Etmek hakkı, yani Kıbrıs Türk halkı bunu hak etmiyor artık. Siz de ifade ettiniz. Yani Lefkoşa'nın bu durumda olmasını hak etmiyor Lefkoşalı halk. Yani ben tabii ki işçiler haklarını alsın diyorum. Ama Lefkoşa halkı da temizliğe ihtiyaç duymaktadır. Hizmet alımı. Hizmet almak, evet. Tabii ki hizmet yani. Hizmet alanların da evet, hizmet alma hakkı vardır. Ben bunu da teslim ediyorum. Ama bunu işçileri ezerek, işçilerin haklarını ellerinden alarak, 2 ay boyunca maaşlarını vermeyip evlerine ekmek götürmelerini engelleyerek olmamalıdır. Zaten ki hep söyleniyor yani belediyede çalışan sayısı hizmet verimi açısından fazlaydı. Fazlaydı, bunu herkes söyledi. Ama işin garip tarafı da şudur. Bütün dünyada belediyelerde işçi statüsünde olanlar %65-70, memur statüsünde olanlar %30 civarındadır. Bizimkinde tam tersi. Bizimkinde %70 memur vardı, %30 işçi vardı. Esas işi yapması gereken az sayıda. Tabii ama bu nasıl oluşmuştur? Burada da bir kusur var. Ve en büyük handikap da, çok özür dilerim sözünüzü kesiyorum, İşten çıkarılanlar da yine onlar. İşten çıkarılanlar da işçiler. Evet. Yani memurlar sokak mı temizleyecek? Ben memurlar işten çıkarılsın anlamında söylemiyorum. Hayır, kesinlikle bunu. Kimse yanlış anlamasın. Yani yapılan iş de yanlış. Yani tedbir alacağım diye yanlış yapılıyor. Kaş yapayım derken göz çıkarılıyor. Çünkü duygusal yapılıyor bu iş. Beni kim eleştirdi? Bana kim karşıdır? Hadi onlar işten çıksın. Olamaz öyle bir şey.
Yani aslında bu belediye buraya gelmeden çok farklı yöntemlerle çözülebilirdi. Bu sorunlar aşılabilirdi ki bunu siz defalarca zikrettiniz. Muhalefetteki diğer siyasi partiler de zikretti. Ama ısrarla bu noktaya sanki sürüklendi mi? Ama bakın Sürüklenmesine izin mi Sayın verildi gibi Cemal bir durum Bulutoğlu ne ortaya çıktı. diyor? Halk bunu Sayın soruyor Cemal çünkü. Bulutoğlu ne diyor? Yapmasınlar beni diyor. Bana kim adam gönderdi de işe aldım onları açıklarım diyor. Bana göre açıklaması lazım. Yeni birinin zorlamasına gerek duymadan bunu açıklaması Yani bütün bu lazım. suçlamalardan eğer Tabii ki. kurtulacaksa buyurun Buyurun işte açık. bunlar Hayır oldu. tabii ki. Yani zaten biz Açıkça. biliyoruz hükümetin bu suça ortak olduğunu biliyoruz. Ama Sayın Cemal Bulutoğlu da bunu açıklasın. Yani suçu belki ortadan kalkmaz ama yani başka ortaklarının kim olduğu da ortaya çıksın. Görelim bakalım. Sayın Başbakan mı işçi gönderdi, Sayın Bakanlar mı işçi gönderdi, UHP milletvekilleri mi işçi gönderdi görelim. Ha başkaları da varsa onlar da çıksın ortaya yere, onları da görelim. Aslında belediyenin yapısı da biraz kozmopolit, her siyasi görüşten çalışan var. Bunu hepimiz biliyoruz. Sizler de çok iyi biliyorsunuz. Çünkü yakinen tanıdığımız insanlar var. Tabii Siyasi ki. görüşünü bildiğimiz Olabilir insanlar ya. var. Ve bu son zamanlarda yapılan istihdamların içinde, yani bu olaylar yaşanmadan önce yapılan istihdamların içinde farklı siyasi partilerden de alınanlar var. Yani bunlar da herhalde ahbap hatır dost gönül ilişkisidir diye düşünüyoruz. Yani çünkü kalkıp da şimdi normal bu tradisyondur yani. Birileri bir yerlere geldi mi, görüşünden birilerinin yanında Tabii olmasını ister. birinci sorumlu başkandır. Niye? Çünkü bu belediyenin gelir gider dengesini bilen tehlike çanları çaldığında durması gerektiğini de bilen odur. Yani tabii ki gönderen de suçludur ama artık bu deve bu yükü çekmez noktasına gelindi de kusura bakmayın arkadaşlar bu bütçe bu kadar çalışanı kaldırmaz da diyebilmesi gerekirdi belediye başkanı. Çünkü sonuçta musluğun başında olan o ödeme kabiliyetinin ne kadar olduğunu bilen o. Demek ki diyemeyeceği durumlar da söz Ha. konusu oldu, ortaya Ama onu çıktı. bilelim diyorum. Kim söyledi onu da bilelim. Aksi takdirde bu işler temizlenmez. Ve ben şunda yani şunu gözlüyorum. UBP'li belediyeler özellikle bu istihdam konusunda çok hoyrat davrandılar. Çok hoyrat davrandılar ve dengeleri hep bozdular. Yani bütçe dengelerini, kendi bütçe dengelerini hep bozdular. Tabii bu konunun bütünlüklü olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü sonuçta yerinden yönetim dediğimiz modern dünyada insanlara doğrudan hizmet götüren kuruluşlardır bunlar, yerel yönetimler. Ve insanlar bunların yapılarının bozulması halinde doğrudan olumsuz etkilenmeleri söz konusudur. Bu bakımdan çok hassas bir şekilde sürekli denetlenmeleri gerekir, sürekli uyarılmaları gerekir. Ve bu anlamdaki hukuk sisteminin de çok sürekli çalışıp sonuç üretmesi gerekmektedir. Ama dediğim gibi yani 6 ay önce Sayıştay raporları ortaya çıkmıştı. İlk raporlar ortaya çıkmıştı. Hala daha belgeler polise gitmiş olmasına rağmen ya seninle ilgili böyle bir iddia var gel bakalım nedir bu durum diye soran olmamıştır. Mahkemeye sevk eden olmamıştır. Peki ama nasıl olacak bu işte? Ne kadar süre daha beklenecek bu işler için? Bakacağız, göreceğiz diyoruz ama işte deneme yanılma da olmuyor Olmuyor. bu işlerde, özellikle Toplum yerel yönetimlerde. Çünkü topluma birebir hizmet sunan, hizmet veren kurum ve kuruluşlar en fazla cefayı çeken yani halk Tabii. oluyor. Sefayı kimler sürecek göreceğiz zaten. Dün Bakanlar Kurulu'nun çıkışında Sayın Çavuşoğlu'nun bir cümlesine dikkat çekmek istiyorum ben burada. Bana biraz farklı bir cümle geldi. Hükümet adına yapılan bir açıklamada hükümet adına bir cümle zikredildi. Sizin değerlendirmenizi isteyeceğim bu cümleyle ilgili. Lefkoşa Türk Belediyesi'nin özerk yapısına yeterince saygı gösterdik diye bir cümle sarf etti Sayın Çavuşoğlu hükümet adına yaptığı, Bakanlar Kurulu adına yaptığı açıklamada. Sözcü olarak bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında Vallahi nereye isterseniz yani çekebilirsiniz yani ayıbını bunu örtmek ama için ayıbını aldığı kararla ilgili ortaya çıkması muhtemel ayıbını örtmek için söylediği bir cümledir bu. Yani
Biz özerk yapınıza tahammül gösterdik ama anladık ki bu iş böyle gitmez. Onun için sizin özerkliğinize el koyduk. Bakanlık olarak mı? Hükümet zaten olarak belediyenin yani yönetimine olarak el koyduk dedi. Evet. Açıklamasında böyle. Peki kimden aldın bu yetkiyi sen? Hatta hangi yasal mevzuattan, hangi anayasa maddesinden bu yetkiyi aldın? Bunu izah ettin mi? Yoktur öyle bir şey. Üstelik ben dinlemedim ama dinleyen arkadaşlar var. Şöyle de demiş, kim nasıl isterse yorulsun, kim nereye isterse gitsin. Aynen öyle. Bu da bir gazeteci arkadaşımızın bir sorusu üzerine bu, verilen bir cevap. Sayın Cemal Bulutoğlu bu dönemde istifa ederse süreç değişir mi diye, bu 90 günlük süreç içerisinde istifa etmesi durumunda ne olur? Kim ne isterse yapar, kim nereye isterse gider. Yani şimdi tabii birazcık ki gözden çıkarıldı artık sanırım Cemal Bulutoğlu'nun istifa Bulutoğlu'nun etmesi benim de tercihimdir. Çünkü önünü açmak adına Lefkoşalı'nın, Lefkoşa halkının ve Lefkoşa Belediyesi'nin bana göre de yöntemlerden bir tanesi odur. Ve belki de gider kendi yargıya gider, der ki beni yargılayın, ben istifa ettim. Gerçekler neyse ortaya çıksın. Ha, bu da bir yoldur. Ama bir bakan kim nereye isterse gitsin diyemez. Çünkü şu anlam çıkar bundan ve zaten yaptığı da odur. Ben hukuk mukuk tanımam. Tanımadığım bu hukuk sonucunda isteyen de istediği yere gitsin, onu da kale almam. Türkçesi budur bunun. Yani hukuk tanımazlıktır. Anayasa tanımazlıktır. Peki adama sorarlar, bugüne kadar niye bekledin? Niye bu hukuk işlerini sürece koymadın? Niye savcılığı devreye sokmadın? Niye bunun takipçisi olmadın? Ve bir başka daha soru sorarlar adama. Madem ki bu kadar gözden çıkardın Cemal Bulutoğlu'nu, niye partiden atmıyorsun? Öyle değil mi? UBP'li değil mi Cemal Bulutoğlu? Suçlu olduğu söylenmiyor mu? Usulsüzlük yaptığı söylenmiyor mu? Bunun için görevden alındığı iddia edilmiyor mu? Ama şimdi niye partiden atmıyorsun? Kimse de kızmasın buna ama çok yakın bir tarihte Kasım ayına yaklaştık yavaş yavaş. Yani Sayın Bulutoğlu'larının da tamam, karşısında olan çok insan var ama yanında olan da bir sürü insan olduğunu hepimiz biliyoruz ve Sayın Bulutoğlu'larının işte gidişiyle onlar da Bulutoğlu'larıyla gider mi? Bakın, sorusunu sormak lazım. Bakın, şimdi Kıbrıs Türk Hava Yolları Sayın Eroğlu'nun Cumhurbaşkanlığını kazanması adına batırılmıştır. Kasa gönderilen işçiler geriye gönderildiği için o dönemin Hava Yolları Müdürü çantasını alıp ayrılmıştır. 10 milyon Türk lirasıyla birlikte, hatırlayacaksınız, Bilal Ekşi Bey. Şimdi de UBP içindeki güç yarışı nedeniyle Lefkoşa Türk Belediyesi batırılmaya çalışılıyor. Kimin buna hakkı vardır? UBP içindeki güç yarışı nedeniyle. Sayın Eroğlu Cemal Bulutoğlu'nun arkasındadır. Sayın İrsen Küçük Cemal Bulutoğlu'nun karşısındadır. Yani siz özetliyorsunuz ki evet, Cumhurbaşkanı ile Başbakan'ın arasında bir problem var ve bu problem parti de yansıyor ve bunun adına da Lefkoşa Türk Belediyesi çalışanlarıyla beraber felakete sürükledi. Bu kadar açık, bu kadar nettir. Peki kimin ne çıkarı olurdu? Olur ya da diyeceğim Lefkoşa Türk Belediyesi'ni bu duruma sürüklemekte. Tabii yani baksın sizin diye çünkü iddianız Sayın Eroğlu'yla Sayın Küçük'ün arasındaki evet, çatışma Lefkoşa Türk evet, Belediyesi'ni bu hale evet, getirdi. Evet, bu yönde iddialarınız evet, ve peki kime ne yarar sağlayacak Lefkoşa Türk Belediyesi'nin bu hale gelmesi? Yani biri Cumhurbaşkanı, biri Başbakan. Lefkoşa halkına zararı dokunacağını biliyorum ama kime yarar sağlayacak bunu zaman gösterecek. Ama Lefkoşa halkına zararı dokunacağını biliyorum. Bu çok açık ve nettir. Sayın Eroğlu hep hükümete yönelik niye bu sorunu çözmüyorsunuz diyor. Şimdi bu baktığınızda masumane bir talep gibi görünebilir ama hep Sayın Cemal Bulutoğlu'nun arkasında duruyor. Arkasında duruyor. Niye duruyor? Çünkü 10 milyon isterlin borçlanacaklarında Sayın Eroğlu başbakandı ama bütün bugünkü bakanlar yine bakandı o gün. Hatırlayın bakalım. Herhangi bir bakan değişikliği yaptı mı? Bir tane dışında yahut da iki tane dışında yaptı mı? Yapmadı.
Sayın Efsen Köçük iki tane bakan değiştirdi. Onu da sonradan değiştirdi yani. İlk başbakan olduğu günlerde değil. Yani hem bakanların bu 10 milyon isterin altında imzası vardır, hem Sayın Eroğlu'nun imzası vardır. Sayın Efsen Köçük de genel sekreteri partinin o dönemde. Yani partinin ikinci adamıydı. Bütün bunlara baktığımızda ortaya çıkan sonuç buradan kaynaklanıyor. Ha, iç dengelerin korunması adına geciktirilmiş olabilir ama kurultaya yaklaştık sonra siz de söylüyorsunuz. Bu çatışma su yüzüne çıkıyor. Bu gerilim su yüzüne çıkıyor. Yani şimdi burada sizin savınız üzerine konuşuyorum ben yine. Sayın Cumhurbaşkanımız Erol ve Sayın Başbakanımız İhsan Küçük'ün arasında iddia ettiğiniz bu çatışmanın neticesinde burada kaybeden taraf sanırım Sayın Cumhurbaşkanımız Erol mu oluyor? Çünkü belediyede durum bu hale bilmiyorum. Geldi. Sayın kaybeder Bulutoğulları etmez mi bilmiyorum ama bakın Sayın Cemal Bulutoğlu diyor ki beni diyor görevden alırsanız partiden atarsanız diyor bu filmin nasıl sonunu nasıl biteceğini hep beraber görecek diyor. Bu da bir tehdittir aslında baktığınızda. Ve Sayın Bulutoğulları da dün alınan kararla ilgili yargıya gideceğini söyledi. Göreceğiz tabii. Göreceğiz. İnanıyor musunuz gideceğine? Bilmiyorum tabii. Ben kimsenin kefili olmam bu konuda. Ama yani anayasa dışı olduğunu söylüyorum. Kural dışı olduğunu, yasa dışı olduğunu söylüyorum. Yani gider aslında mi? Yargıya başvurması aslında, hakkı, en doğal hakkı. Tabii ki. Tabii bu durumun ki, tabii neticesinde tabii ki, çıkan tabii sonuca tabii göre. Ki, tabii ki, tabii ki. Ama onu yapar mı parti içi dengeleri gözeterek nasıl yap davranır onu ben bilemem. Ama bunun böyle olduğuyla ilgili 3 aşağı 5 yukarı belirtilerin olduğunu görüyoruz. Zaten mecliste de oldu. Sonra şunu sormak lazım. Niye yani madem ki böyle bir karar üretilecekti, meclis açırken yasa yapılmadı, yasa getirilmedi, mecliste tartışılmadı da meclisin kapanmasının 2 gün sonrasında bu işler yapıldı? Niye yani? Niye kanun gücünde kararlamayla bu iş halledilmeye çalışıldı? Yani Bakanlar Kurulu olağanüstü toplanabilirdi Lefkoşa Türk Belediyesi için birkaç zaten gün toplandı. Önce. Zaten yani toplandı kaç kere, niye bu kararı almadı? Niye yeni bir yasa yapmadı da bunu kanun gücünde kararnameye bıraktı? Bunu Bakanlar Kurulu'na sormak lazım. Hayır, İnşallah cevap verirler. Ben şunu söylemek istiyorum. Yani bu toplumda tartışılmadan yasal mı değil midir, Ahmet mi haklı, Mehmet mi haklı tartışılmadan yahut da hepsi mi suçlu tartışılmadan çok süratli bir şekilde ve meclisin de yetkileri kullanılarak Bakanlar Kurulu tarafından uyutulmaya çalışıyorlar. Zaten bir önceki dönemde de hatırlayacaksınız bir hayli yasa gücünde kararname yapıldıydı. Ve çok problemler oluydu. Ve son gün biz muhalefet olarak da çok ikaz ettik. Sakın ola meclis kapandıktan sonra yasa gücünde kararname yapmayın. Bunu problem yapacağız demiştik. Meclis Genel Kurulu'nda kürsüden söylemiştik. Ama bu yani meclisin yetkilerini hükümetin kullanması demektir. Ve gereksiz konularda, anayasanın yetki vermediği konularda kullanması gerektir. Kullanması demektir ki bunu da kabul etmek mümkün değildir. Evet. Savcılıktan görüş alınarak bu karara varıldığını açıkladılar. Dünkü Bakanlar Kurulu toplantısının sonunda Sayın Çavuşoğlu bunu açıkladı Bakanlar Kurulu adına. Ve alınan kararla ilgili yani neymiş verilen görüş? Yani işte bu yönde önerilerini herhalde sundular. Sonuç olarak uygundur. Yani biz görüş aldık dediler kaldık. ama yani savcılığın ne dediğini söylemediler. Bir evet. İkincisi bu ben çok şahit oldum. Hükümette olduğumuz dönemde de 94 döneminde de aynı savcılar aynı konuda iki ay farkından çok değişik de kararlar verebilirler. O da farklı bir şey. Biz de mesela dün bu kararı üretmeden önce yani kendi MYK kararımızı üretmeden önce 4-5 tane hukukçudan görüş aldık. Hiçbiri de bunu doğru bulmadığını söyledi. Evet. Yani çıkıp afaki konuşamaz kimse zaten. Tabii. Bilir kişiye danışarak. Tabii. Yani ülkemizde yasanın hukukun olduğunu söylüyorsak buna danışarak hareket etmek zorundayız.
göz önünde bulundurarak yaptırımlarımızı uygulattırmak tabii zorundayız, ama birazcık farklı olduğunu söylüyorsunuz siz şimdi. Ve basına açıklanmadan önce, bu karar basına açıklanmadan önce işte belediyede görev yapan meclis üyelerinin bağlı bulunduğu siyasi partiler bilgilendirildi. Peki o bilgilendirmede size gelen bilgiler var mutlaka bu kararla ilgili. Yani bilgilendirildiyseniz siz de parti başkanı olarak bu konuda yetkili kişisiniz. Size gelecek bilgi. Size gelen bilgi var mıydı? Şimdi ben Girne'den bir televizyon programından geliyordum. Sayın Başbakan aradı. Daha doğrusu televizyon programı devam ederken aradı. Çıktıktan sonra ben geriye döndüm. Sayın Başkan dedi, böyle bir karar alma arifesindeyiz. Bunu gazetelerden, radyolardan duymanızı istemedik. Bizden duymanızı istedik. Ve sizin görüşlerinizi ne olduğunu öğrenmek isterek. Yani görüşlerini şekillendirmek için değil. Muhtemelen ona göre tedbir almak için. Çünkü zaten karar alınmıştı bildiğim kadarıyla. Ben de dedim ki Sayın Başbakan, yani bizi aradı, bilgi verdiğiniz için teşekkür ederim. Ama biz böyle bir davranışın hukuk dışı olduğunu düşünüyoruz. Anayasaya uygun olmadığını düşünüyoruz. Ve kabul etmemiz mümkün değildir. Dedim. Biraz sonra zaten MYK'mız var. Olağan MYK toplantımız var. Tekrar bunu değerlendireceğiz ama bu görüşümüzün değişeceğini zannetmiyorum dedim. O da teşekkür etti. İşte Lefkoşa'yı kurtarma adına böyle bir şey düşündüklerini söyledi. Ben de dedim ki böyle bir karardan Lefkoşa kurtulmaz. Biz buna inanmıyoruz. Çünkü sorun yalnızca yönetsel değildir. Adli bir sorundur bu aynı zamanda. Ortada suçlar vardır. Mahkeme karar vermemiştir. Esas onu şey yapmak lazım. Teşekkür ettik karşılıklı. Kapattık. Yani böyle bir sohbetimiz oldu. Bu doğrudur. Evet, bunu da buradan açıklamış olduk tekrardan. Yani bekleyip göreceğiz bu 90 günlük sürenin sonunda ne olacak, neler yaşanacak. Bir taraftan belediye meclisinin görevlerini 8 kişilik komisyon üstleniyor. Bu komisyon da bayağı böyle yok yoktur gibi bir komisyon. Herkes var komisyonda. Bakanlıklardan işte ilgili. Peki ben merak ediyorum. Şimdi belediyeler yasası der ki belediyenin mal varlıklarını ve hatta nakit parasını harcama yetkisi belediye başkanı ve işte falan birimindir ya da falan amirindir. Hangi mantığıyla kim nasıl imza atacak bundan sonra bu çeklere? Bilmiyorum. Hangi bir sorumluluk altına girecek? Yani bir de aslında işin o tarafı var. Yani belediyenin durumu içler acısı, mali durumu içler acısı. Hizmeti peki borçlanması gerekirse ki bize göre yasaları çok aşmıştır, yasal sınırları çok aşmıştır. Şey, kim karar alacak borçlanması için? Herhalde sayın... Şimdi hangi yasaya dayanarak ama? Yani ben de tahmin ederim ki sayın... Yine bakanlar kurulu toplanacaktır herhalde. Belediyeyi borçlandırıyoruz diye. Ama meclis kararı olmadan bakanlar kurulunun böyle bir karar vermesi mümkün değildir. Zaten o karar da yanlıştır. Yani çünkü ilk 10 milyon sterlin borçlanılması belediye meclisi kararı olmadan alınmıştır. Ve o da zaten yasa dışıdır. Belediye meclisi kararından önce yapıldığı için yasa dışıdır. Yani hep zamanında yasalara sadık kalınmadığı, zamanında mahkeme çalışıp suçlu veya suçsuz olanları ortaya çıkarmadığı için hep yasa dışılığa devam ediyoruz biz. Peki ama yasa dışı davranarak, kural dışı davranarak, yasaları hiçe sayarak biz bu ülkeyi nereye taşıyoruz? Nereye götürüyoruz yani? Yani vatandaş bir gün su parasını ödemesin, elektrik parasını ödemesin, vergisini, ihtiyaç sandığı ödemesin. Bunun bir cezası vardır, bedeli vardır. Niye? Çünkü yasa diyor ki her ayın son günü elektrik parasını ödemeniz gerekir. Ya da işte ikinci haftası su parasını ödemeniz gerekir. Ben örnek olsun diye söylüyorum. Peki bu yasa vatandaşa işler de, bu yasa yetkiliye işlemez, bu yasa başbakana işlemez, yasa dışı davrandığında. Niye yani onlara işlemez? Hatta bir müdüre, bir kaymakama, bir bilmem işte atanacak bir müsteşara işlemez. Çünkü hiçbir yasada bu atanacak kişinin maliye adına, İçişleri Bakanı adına belediye ile ilgili harcama yapma yetkisi vardır diye bir kural yoktur ya. Peki hangi yetkiye dayanarak bu insanlar bu harcamaları yapacak,
veyahut da borçlanmaları veyahut da işten çıkarmaları eğer çıkaracaklarsa veyahut da maaşları kesmeleri. Hangi yetkiyle ne yapacaklar? Sayın Kaymakam'ı atadılar acaba, sormuşlar mı böyle bir yükün altına girmek istiyor musun diye. Ben tavsiye ederim. Hiçbiri bunu kabul etmesin çünkü sonradan bu hesabı ödeyemezdir. Süre doluyor ama 24 saat içinde yürürlüğe girecek. Dün akşam da basıldı. Olabilir ama ödeyemezler bu hesap. Hiçbir yasa onlara bu konuda yetki vermez. Yasalardan kaynaklanmayan bir yetkiyi de Bakanlar Kurulu kullanamaz. Yoktur öyle bir şey. Ha, eğer biz hukuk devleti değilsek, eğer bizim anayasamızın olduğu varsayılmazsa, yani yok yıllardır sayılırsa, savunduğumuz şeyleri hiçe sayarsak, tamam o zaman biz de gidelim başbakanlığı devralalım, olsun bitsin bu iş. Olur mu böyle bir şey? Yani? Mümkün mü böyle bir şey? Yani ne diyelim, artık bekleyip göreceğiz bu süreci ama çok böyle dikenli bir süreç. Tabii ki ama hem sonuçta bu göreve bakın, getirilen bu bedeli, insanlar için aslında dikenli tabii bir ki, süreç. Yani ben onlar için endişe ediyorum. Buradan çok açık söylüyorum. Ben onlar için endişe ediyorum. Evet, Lefkoşa Türk Belediyesi'nin yeniden yapılandırılması gerekebilir. O başka bir şeydir. Onu yasal olarak seçilmiş insanların yapması lazım. Ha, Bakanlar Kurulu madem ki bu kadar bu işi halletmek isterdi, niye demedi ki 6 ay içinde seçime gidiyorum? O da yasal dışıydı belki. Ama hiç olmazsa yeni bir ufuk açardı, sayfa açardı insanların önüne. Yeni bir şans verirdi insanlara. Niye bunu yapmadı? Niye 6 ay izne çıkardım dedi. Yani dediğim gibi, yani belki o yönüyle olsaydı da insanlar bunu daha çok kabul ederdi. Yasal dışılığı tartışılır olsa bile. Ama öyle bir şey de yoktu. 6 ay siz, 90 gün siz bu insanları uzak tutacaksınız. Yapabildiğinizi yapacaksınız. 90 gün sonra diyeceksiniz ki gelin görevinizin başına. Oh ne güzel. Eskiden yaptım. Ne zamana tekabül ediyor? Hiç hesaplamadım ben onu. Yani işte, Temmuz'dayız. Ağustos, Ekim. Ekim'in başında yeniden görevinizin başına. Peki eskiden işlenen yasa dışılıklar ne olacak? Kalacak. Hepsi aferin, tamamdır. Ne güzel. 90 gün geçti. Onun için affet. Mürürü zamana uğradı. Zaman aşımına uğradı. Öyle mi olacak? Yani büyük bir handikap içerisinde Lefkoşa Türk Belediyesi. İnşallah yani güzel bir sonuç çıkar diye düşünüyoruz ama bakalım. İhtimal vermiyorum ama inşallah yanılırım diyorum. İnşallah. İnşallah yanılırız. Çünkü gerçekten ceremeyi çeken Lefkoşa halkı, esas sıkıntıyı çeken halk. Yani halk ve çalışanlar, onlar da çalışanlar, çaresiz. Onlar da halk. Onlar evet, da halk. Yani evine ekmek götüremeyenlerden ama. Yani tabii ki. Yani bak, bekleyeceğiz, göreceğiz. Lefkoşa Türk Belediyesi neredeyse bütün programın süresini aldı. Daha da konuşsak gidecek bir konu. Günlerce tartışma kaldıran bir konu ama yine dün Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak eğitimle ilgili bir basın toplantısı düzenlediniz. Süremizin sonuna yaklaşıyoruz ama buna da değinmeden geçmek istemiyorum bu programda. İlahiyat bölümü, İlahiyat Koleji ile ilgili, yani eğitime dinin katılması katılmaması konusunda bir basın toplantısı düzenlediniz. Yani öyle değildi basın toplantısı. O da bir unsuruydu. Ama esas gündemi oluşturan yani esas akıllarda kalan bölüm o. Eğitim. Özellikle Sayın Çağlar, bugün sabah Sayın Çağlar da yine stüdyolarımızda konuğumuzdu. O da gerekli bilgileri verdi ama Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı olarak sizden ilahiyat konusunda, ilahiyat koleji, ilahiyat bölümü konusunda değerlendirme istiyoruz. Biz de burada stüdyolarımızda birebir. Çünkü yani sizin yaptığınız açıklamalara göre, yani partinizin yaptığı açıklamalara göre farklı yerlere gidiyor, farklı boyutlara taşınıyor. Farklı amaçlar güdülerek bunlar yapılıyor. Bunları bir de sizden dinleyelim. Şimdi bakın, şunu söyleyebilirim. Tabii ki bu ülkede camilerde ve benzeri yerlerde imamlık yapmak adına, müezzinlik yapmak adına görevli insanlara ihtiyaç duyulabilir ve bunların imam hatip fakülteden, bu ilahiyat fakültelerinden mezun olması gerektiğini de altını çiziyorum. Yani eğitilmiş insanların bu görevi yapması gerektiğini de altını çiziyorum. Hı hı. Şimdi bizim Türkiye'de
bir hayli ilahiyat fakülteleri vardır ve buradaki üniversitelerimizden bir tanesinde de bir ilahiyat fakültesi var. Evet. Dolayısıyla bu ihtiyaçlar oradan giderilebilir. Yani eğer bir meslek olarak seçilecekse bu iş, bu fakültelerden bu ihtiyaç giderilebilir. Toplam aşağı yukarı 200 insana ihtiyaç varsa ve şu anda bir 50-60 kişi varsa 4 yıllık, 5 yıllık, 6 yıllık bir proje yapılarak bu 200'ün, 250'nin de hepsi bu okullardan mezun edilebilir. İkincisi, bugün okullarımızda zaten dinle ilgili seçmeli derslerimiz vardır. Bunu tercih edenler gidip orada bu eğitimi alabilir. Bizim buna saygımız vardır. İtirazımız da yoktur. Ama bu alanda, yani sonunda mesleği bu imamlık olmayacak, müezzinlik olmayacak insanların bazı özel okullarda eğitilerek, ağırlıklı olarak bu donanımla, yani tek tip insan yetiştirilmesine yönelik eğitmelerini doğru bulmuyoruz biz. Bu insanların tercihine bağlı bir şey olmalıdır. İkincisi, tabii din eğitim ve kültür dersi olarak verilecekse başka dinlerle ilgili bilgi de verilmesi gerekir. Yani eğer bu kültür oluşturulacaksa. Üçüncüsü, bu ülkede başka inanışlara sahip insanlar da vardır. Yani Hristiyan anlamında söylemiyorum ama Aleviler de vardır. Onların da bir dini inancı var ve onlarınkine de saygı göstermek gerekiyor. İşte bütün bunları koyduğumuzda ve bir de bu ülkede okul sayısından fazla cami sayısı olduğunu gözettiğimizde bir terslik vardır orta yerde. Yani birileri bu ülkenin önemli ihtiyaçlarını alt alta koyup sıraladığında çok gerilerde olan bir ihtiyacın bilinçli bir şekilde ön önlere çıkarıldığını görüyoruz. Ve biz bunu doğru bir yaklaşım olarak bulmuyoruz. İnsanlar inanabilir. İnandıkları şey için eğitim de alabilirler. Buna itirazımız yoktur ama sistemin kendisinin insanları bir yöne sokması ve hep o yönde gelişmelerini sağlamasına yönelik, yani tek tip insan yaratmaya yönelik bir eğitim sistemini de kabullenmiyoruz. Burada kime yarar sağlanacak? Peki tekrar ısrarla bütün programdır bu soruyu soruyorum ama. Vallahi tabii ki kime yarar sağlanılacak? Yani bugün Ulusal Birlik Partisi hükümeti muhtemelen bütçesine daha çok katkı alsın diye birilerine yaranmaya çalışılıyor. Kimdir bu birileri? Türkiye'deki hükümettir. Ama bizim buradaki politikalarımızı, eğitimle ilgili olsun, ekonomiyle ilgili olsun, sosyal yaşantıyla ilgili olsun, hayatın her alanıyla ilgili olsun, bu ülkenin ihtiyaçlarına göre şekillendirmemiz gerekir. Başkalarının beklentilerine göre değil. Biz bunu doğru bulmuyoruz. Üstelik biliyorsunuz vakıflar idaresinden kiralanan bir yerdir orası. Ve vakıflar idaresi yönetim kurulunun ve genel müdürünün atanma şekli mahkemededir. Henüz daha mahkeme karar vermemiştir bu konuda. Yani bu atanmanın yasa dışı olarak mahkemece bulunması sonucunda çok daha büyük tersizlikler çıkacak ortaya. Üstelik ben bunu meclise de söyledim. İnşaatına başlanılan ve adına külliye denilen projenin mimarı bizim mimar mühendis odalarımıza yazı yazdı. Türkiye'den ve dedi ki bu proje bana aittir ve benden izinsiz yapılıyor. Benim projemin altına başkaları imza attı deniyor. Ve benim projeme sahip çıkın. Telif hakkımı koruyun diyor adam. Yani böylesine işler vardır bu şeyde, ortalıkta. Benim için önemli olan şudur. Bu ülkenin ihtiyaçları, acil ihtiyaçları önem sırasına göre çizilmelidir. Hiç kimse bize maneviyatımız azaldı, onun için ahlaki değerlerimiz çöküyor iddiasında bulunmasın. Çünkü 60 sene önce de Kıbrıslı Türklerin maneviyatı neyse bugün de odur. 60 sene önce biz belki de bugün gördüklerimizin çok çok daha ilerisinde bir anlayışımız vardı. Bu da bir gerçektir. Yani bu kadar Avrupalılaşma, bu kadar modernleşme savaşı içerisinde, yani tabii ki bunları, dinimizi, dilimizi, ırkımızı hiçbirimiz inkar etmiyoruz. Öyle bir iddiamız yoktur. Kendimizce ibadetimizi yerine getiriyoruz. Bakın bu ülkede yaşayan hiç kimse
bir diğerine niye falan dini inanca sahipsin, niye aşırı gidiyorsun bu konuda diye bir soru sormadı. Evet. Öyle bir hakkı da yoktur ve herkese de saygılıdır, saygılı olmak zorundadır da. Ve biz de öyleyiz. Yani hatta, hiçbirimiz birbirimizin dinini ve inanışını sorgulamıyoruz ki. İşte onu söylüyorum. Evet. Ve belki de yardımcı da oluyoruz inanışlarını geliştirsin diye. Ama bu hepimizin aynı yola girmesini gerektirmez diyorum. Ve sistemin, devlet sisteminin hepimizi aynı formata sokması için bu şeyi bizi zorlamasının doğru olduğu inancı yoktur partimizde. Evet, yani kısaca bunu da özetlemiş olduk. Yine kapatmadan Lefkoşa Belediyesi ile ilgili son bir açıklama var. Bugün yapılan bir açıklama, Sayın Kaymakamımızın bir açıklamasıydı bu. Bunu da hemen size aktarayım. Lefkoşa Kaymakamı Sayın Dana demiş ki çalışanlar ve sendika ile uyum ve işbirliği içerisinde Lefkoşa Türk Belediyesi'ndeki sorunları çözebileceğimize inanıyorum. Arzum eylemin kaldırılması ve çalışanların işbaşı yaparak gerekli hizmetleri vermesi, vergileri toplamasıdır. Bu konuda halkımıza da büyük görev düşüyor diyor Sayın Dana. Aldı, kabul etti, teşekkür etti. Hayırlısı olsun üzerine. Diyelim. Hayırlısı olsun. Evet. Hayırlısı yani olsun da buradan diyelim ama yani hayırlı olacağını zannetmiyorum. Ne Sayın Dana adına, ne de demokrasimiz adına, ne de Lefkoşa halkı adına, hele hele çalışanlar adına hiç. Çünkü dün Sayın Bakan o işten atılan 120 küsur insan için onlar işten atılmıştır, gereğini yapacağız dedi. Zaten buna sendika razı değil. Yani sorun buradan başlıyor. Evet, hayırlısı neyse olsun diyelim biz. Yani çünkü gerçekten karışık bir durum. Yavaş yavaş biz ayrılan sürenin de sonuna geldik. Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler varsa Sayın Organcıoğlu onları ben alalım. Ben tabii ki bunu bazıları siyaseten söyler gibi algılayabilir ama ben şunu görüyorum. Bugün Lefkoşa Türk Belediyesi'nin içinde bulunduğu durumu yaratan Ulusal Birlik Partisi'nin yönetim anlayışıdır. Zaten ülkenin geneline baktığımızda ülkede Lefkoşa Türk Belediyesi'nin kötü yönetiminin makro düzeyde bir ölçeğini oluşturmaktadır. Sanayici şikayetçi, iş adamı şikayetçi, esnaf şikayetçi, çalışan şikayetçi, turizmci şikayetçi. Çevreye baktığımızda turizm mevsimi her taraf kirler içinde. Bir bakanın söylediği öbürünü tutmuyor. Başbakan söz veriyor. Bakanlar kurulu kararı alıyor. Özelleştirmeyle ilgili. Ertesi gün rüyamda gördüm, vazgeçtim diyor. Dolayısıyla aslında hükümetin görevden alınması gerekir. Hükümetin, çünkü bu hükümet bu halkı yönetmeyi hak etmiyor. Bu hükümet. Hepsi ayrı ayrı yalan söylüyor. Hepsi bir gün söylediğini ertesi gün inkar ediyor. Bugün İçişleri Bakanlığı yapan Sayın Çavuşoğlu'nun Eğitim Bakanı'nınken yazdığı mektup Türkiye hepimizin bilgisindedir. Kendi insanlarını kanmazlıyor. Dolayısıyla aslında istifa etmesi gereken, evet Cemal Bulutoğlu'lara istifa etmesi gerekir. Ama Cemal Bulutoğlu'yla beraber Ulusal Birlik Partisi hükümetinin de istifa etmesi gerekir. Çünkü her gün Kıbrıs Türk halkının zararınadır. Her geçen gün, UBP yönetiminde geçen her gün Kıbrıs Türk halkının zararınadır. Ben halkımızı, Ulusal Birlik Partisi'ni, yönetim anlayışını her gün birazcık daha sorgulayan bir anlayışla sorgulamasını istiyorum. Evet, Sayın Başkan çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Birçok konuda bizi bilgilendirdiniz. Birçok konuda düşüncelerinizi, sağlarınızı bizlerle paylaştınız. Bekleyip göreceğiz bu süreci. Neler olacak, bizleri daha neler bekliyor? Özellikle Lefkoşa halkını neler bekliyor? Belki de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni demeliyiz. Çok teşekkür ederiz. En kısa zamanda tekrar görüşürüz inşallah. Teşekkür ederim. Yayınlar dilerim. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, bu akşamlık bizden bu kadar. Ülkenin içinde olduğu durumu, daha doğrusu Lefkoşa'nın içinde olduğu durumu, Lefkoşa Türk Belediyesi'ni tartıştık. Birazcık eğitime değindik. Sayın Yorgancıoğlu'nun bizlerle paylaştığı şeyler vardı. İleri sürdüğü bazı iddialar vardı. Süreç diyoruz. Zaman içerisinde her şeyi göreceğiz. Bakalım bizleri daha neler bekliyor. Haftaya Perşembe gecesi saat 21.30'da farklı bir konu ve farklı bir konukla yeniden görüşünceye dek sağlıkla kalın.